Yepyeni günden selam canlarım. Hoş geldiniz kanalıma tekrardan. Bugün biraz kalktım, sırt ağrısı yaşıyorum şu anda. Tam şu orta küreğimde arkadaşlar yoğun bir ağrı var. Hemen kalktıktan sonra ağrı kremim vardı, ondan sürdüm. Normalde saat 11'de kalktım ama yoğun bir ağrı olduğu için sırtımda anlam veremedim. Acaba gece yatarken üşüdüm mü ya da açık mı yattım? Bilemediğimden arkadaşlar biraz daha yattım. Baktım ki ağrı geçmiyor. Tam şu sırtımın orta tarafı şu an şiddetli bir şekilde ağrıyor. Yani böyle nefes aldığım zaman zor alıyorum. Neden bilmiyorum. Artık aşıdan mı, başka bir şeyden mi bilmiyorum arkadaşlar. Sağlık gerçekten çok değerli ve çok önemli. Kremi sürdüm. İnşallah geçer diye umut ederek. Şu an saat 12 arkadaşlar. Ve ben daha kahvaltımı etmedim. Birazdan kahvaltı edeceğim. Kahvaltı etmeden önce arkadaşlar YouTube'da gezinirken bir tane doçent doktora rastladım. YouTube üzerinde dermatolog doktora arkadaşlar. Biraz videolarını izledim ve videolarını izledikten sonra doktorun demesine göre ve çok güzel bilgiler vermesinden sonrasında arkadaşlar dermatoloğa ve cildiye gitmeye karar verdim. Bakın birkaç ay önce kanalımda paylaştığım yoğun sivilcelerimden sonra arkadaşlar yine aynı zamanlara geri döndüm. Cildim kuru. Aslında belli yerleri kuru, belli yerleri yağlı. Karma bir cildim var. Şu kısımlar yağlı. Çene bölgesi yağlı. Yanaklarım ve burnumun üst kısmı. Yanaklarım kuru, burnumun üst kısmı yağlı arkadaşlar. Yani şu T bölgesi şu şekilde yağlı. Karma bir cildim var. Ama ben şunu anladım ki iyi bir doktora gitmeden bu sivilcelerden kurtulamayacağım. Çünkü gerçekten artık bıktım. Biliyorum ki bir problem var. Yani altta yatan ve içten gelen bir problem var. Çünkü yağlı yediğimde hemen sivilce çıkartıyorum. Bir hormonal sorun var. Bir şey var arkadaşlar. Çok seneler önce kan tahlili yaptırdığımda karaciğer yağlanması problemi çıkmamıştı. Karaciğerimde de bir problem çıkmamıştı. Ama benim birkaç ay önce kanalımda paylaştığım doktora gittiğim, devlet hastanesine gittiğim bir videom vardı arkadaşlar. O videomda doktor ne bir tahlil ne bir hiçbir şey yapmadan yüzüme şöyle yaptı. Şaka gibi gerçekten. Hani görseniz doktora bile benzetemezsiniz. O şekilde arkadaşlar tahlil yapmadan bana antibiyotik hap yazdı ve ilaç yazdı. Tamam, sorun yok. Ben o antibiyotik hapı kullanıyorum, o ilacı kullanıyorum ama daha sonrasında tekrar nüksediyor. Neden nüksediyor? Demek ki gerçekten büyük bir problem var ki o yazılan haplar benim için bir önemi yok. Yani o yazılan hapların benim sivilce türlerime bir faydası yok. O yüzden artık gerçekten yoruldum, bunaldım. Şu an doktor arayışındayım ve hastane arayışındayım. Paraya kıyıp özel doktora gideceğim. Ve artık gerçekten sivilceler için herkesin kullandığı Roaccutan, Aknegen, Aknetrent. Bu diğer haplar da arkadaşlar Roaccutan'ın aynı ismi değişik, aynı türev hapları. Bu haplardan yazılmasını rica edeceğim. Çünkü Roaccutan kullanan, Aknegen ve Aknetrent kullanan YouTube üzerinde birçok arkadaş olduğu için ve onların sivilce serüvenlerini, sivilce sıkıntılarını ve ne aşamalardan geçtiklerini iyice izlediğim için ve artık ezberlediğim için arkadaşlar hangi tür sivilcelere de o ilaçların verilebildiğini bildiğim için bana da verilebileceğini umut ediyorum. En son sağlık ocağındaki doktora gittiğimde doktora o hapın yazılması gerektiğini söyledim. Çünkü benim sivilcelerim hiçbir şekilde geçmiyor dedim. Fakat bana ne dese beğenirsin. O hap ağır bir hap. Senin o kadar ağır hap kullanacak bir durumun yok. O kadar ağır sivilcelerin yok. Eğer yüzünün her yerinde sivilce varsa, işte kollarında, sırtında, omzunda sivilce varsa o şekilde önerebilirim dedi. Asla ama asla alakası yok. Bunu çok iyi araştırdım. Yani kullanan arkadaşlardan feyiz alarak, onlardan yola çıkarak arkadaşlar sizin yüzünüzde de böyle belli bir yerinde böyle ağır iltihaplı, kızarıklık ve kaşıntı yapan sivilceler çıkarıyorsa o ağır hapların düşük miligramlarıyla başlanıyor. Daha sonrasında arkadaşlar duruma göre azaltılıyor ya da çoğaltılıyor. Yani bu nasıl bir açıklama ben bilemedim. Senin işte oranda buranda çok fazla sivilce yok, ben bu ağır hapı sana yazamam. Yazamazsın da ben bu sivilcelerden kurtulamıyorum. Yani bıktım. Yaşım 32. Ben kendimi bildim bileli arkadaşlar sivilceli ciltle uğraşıyorum. Lekeli, sivilceli, siyah noktalı, akneli ve kızarıklık dolu bir ciltle uğraşıyorum. Ve artık gerçekten bıktım, yoruldum.
Parayı kıyıp özel doktora gideceğim. Şu an araştırmalarım başladı. Yani en az da bir 200-250 lira vereceğim muayene parasına. Ama olsun. Parayı kıyacağım. Şu an iyi bir doktor arayışındayım. Bursa genelinde araştıracağım. Biliyorsunuz Bursa yakınında oturduğum için arkadaşlar. Bursa'daki özel hastaneleri araştıracağım. Biraz soruşturacağım. Daha sonrasında doktora gideceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten yoruldum. Bu konuda sizin söylemek istedikleriniz, önerileriniz ya da mesela gerçekten çevrenizde bildiğiniz iyi doktorlar, Bursa çevresine yakın arkadaşım varsa, bildiğiniz iyi doktorlar varsa arkadaşlar, bana söylerseniz, yorum kısmında aşağıya yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Sizi öpüyorum canlarım. Videonun devamında tekrar görüşürüz. Güzel bir Türk kahvesi içmeden olur mu canlarım? Tabii ki olmaz. Şimdi hemen Türk kahvesi yapacağım. Bu arada arkadaşlar, tırnaklarım bayağıdır kendi halinde. Yalnız şu tırnağımda bayağı bir şuradan kırılmış. Şuradan kırıldığı için bunun üstüne takma tırnak yapıştırdığımda tırnağım çok fazla acı yaptı. O yüzden buna yapmayacağım. Hatta nereden kırıldığını şu an görebiliyorum. Bunlara takma tırnak yapacağım. Ne zaman yaparım, ne renk sürerim bilmiyorum. Şimdi hemen Türk kahvemi yapıp aşk yaşamak istiyorum Türk kahvesiyle. Bu arada arkadaşlar, sırtıma sanırım kuluç girdi. Şu an sızlıyor. Şöyle döndüğümde mesela, şöyle döndüğümde arkadaşlar, şu tam orta tarafı, tam şurası bildiğiniz sızı giriyor. Yani büyük ihtimal kuluç oldu. Şimdi hemen Türk kahvemi yaptıktan sonra bir güzel kendisiyle aşk yaşayacağım. Ve daha sonrasında arkadaşlar, kullanmaktan en memnun olduğum ve memnun olmadığım ürünlerden bahsediyor olacağım canlarım. Yani kozmetik malzemelerinden bahsedeceğim. Bu zamana kadar kullandığım, en memnun olduğum ve en memnun olmadığım ürünleri birlikte inceleyeceğiz. Şimdi Türk kahvemi koydum. Güzel bir Türk kahvesi keyfi yapalım. Ondan sonra arkadaşlar, videonun devamında sizlerle birlikte olacağız. Bu arada arkadaşlar, doktor araştırmasına başladım. Büyük ihtimal Bursa yakınında bir doktora gideceğim. Ama artık ciddi anlamda kafama koydum. Artık gerçekten bu sivilcelerden, sivilce lekelerinden kurtulmak istiyorum. Yani benim de artık bebek gibi bir cildim olsun istiyorum. Şimdi makyaj yaptığımda, kapatıcı bir fondöten sürdüğümde sivilceyi kapatmaya yönelik hamleler yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bayağı bir araştırıyorum zaten bu ağır hapları kullanan insanları da. Ne gibi yan etkileri var ya da hapı kullanmaya başladıktan sonra ne gibi durumlarla karşılaşmışlar. Hepsini okuyorum, izliyorum, araştırıyorum. Ona göre de biraz temkinliyim. Yani inşallah artık gittiğim iyi bir dermatolog doktoru gerçekten benim bu sivilcelerimden kurtarabilecek ve benim tenimi bebek teni gibi yapabilecek bir tedavi yöntemi uygular diyorum. İnşallah temennim o yönde. Diyerek kahvemin olmasını bekliyorum. Bir kuş musun? Sen acaba meraklı mısın? Benim cici kuşum. Ay benim aşkıma bak. Merhaba de. Takipçilerime, arkadaşlarıma merhaba de. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz de? Arkadaşlar, ben ne zaman bu kafesin başına burada gelsem, yeminden dolayı sanıyor ki yemini değiştireceğim, yemini üfleyeceğim. O yüzden böyle kafesin başında bekliyor. Kafesin başında bekliyor ki annem benim yemimi değiştirsin, yenilesin. Ben de hapur hapur yiyeyim. Değil mi? Değil mi benim cicim? Ay benim cicim. Cici kuşum. Aşkım. Şimdi size biraz bu kısımdan bahsetmek istiyorum canlarım. Biliyorsunuz burası benim bütün kozmetik malzemelerimin olduğu yer. Ve işte aslında buzdolabı için almış olduğum düzenleyici sepet. Ama ben bu buzdolabına aldığım sepeti arkadaşlar buzdolabına koymaya kıyamadım. Bu kısma koymak istedim ve gerçekten çok güzel oldu, düzenli oldu. Çok hoşuma gitti. Kolaylıkla istediğim her şeyi bulabiliyorum. İki tane almıştım. Bunlardan bir tanesini de çamaşır makinesinin üstüne koydum. İşte en çok kullandığım, memnun olduğum ampullerim. İkincisini de yaptım. Onları buraya dizdim. Şu arkadaşlar aldığım maskem. Bu maskeyi yapabiliriz aslında. Yeni aldım bunu da A101'den. Önceki videomda söylemiştim. Şöyle bir kutum var. Buraya rujlarımı, işte stik aydınlatıcım ve kapatıcımı koydum arkadaşlar. Şöyle. Şu kısımda size gelecek hediyeler var ve benim eşyalarım var arkadaşlar. Şu kısımda da en çok kullandığım, memnun olduğum ve düzenli olarak kullanmaya devam edeceğim ürünler var. Bu arada arkadaşlar, sırtım ağrıyor dedim ya. İşte bu kremi sürdüm. Biraz iyi geldi gibi ama büyük ihtimal benim sırtıma kuluç girmiş. Çünkü sızı yapıyor. Nemlendirici olarak süreceğim krem de bu. Kolajen krem. BB Beauty'nin. Diyedermin'le yıkadıktan sonra arkadaşlar biraz bayağı bir şey oldu. Yani pul pul oldu. O yüzden bunu süreceğim. Kolajen yüz kremi.
Nemlendirici özellikle. Burada en memnun olduğum arkadaşlar olmazsa olmazım saç bakım yağları. Argan yağı, susam yağı, çam terebentin, tatlı badem, çörek otu, Hint yağı ve yılan yağı. Yılan yağım bitti tabii ki. Bu yağlar benim olmazsa olmazları, bittikçe alıyorum düzenli olarak. Saç bakımlarımda efsane gerçekten. Bu Bebantol'den çok memnunum. Her ne kadar pahalı da olsa. Mesela benim bir ara arkadaşlar kullandığım vücut spreylerinden dolayı boğaz kısmında tahriş oldu. Bu tahrişe tek iyi gelebilen krem bu oldu. Burada benim kışın cildim çok kuruduğu için ve dudak bölgem, ellerim çok çatladığı için arkadaşlar bu markanın kremini kullanıyorum. Bundan çok memnunum. Burada kız kardeşimin yurt dışından alıp bana verdiği ve benim çok memnun olduğum bir el kremi var. Şu an sürmeyi düşünmüyorum. Çünkü bitecek diye korkuyorum. Çok küçük. Harika bir kokusu var ve bir gün boyunca eliniz suya bile girse arkadaşlar nemli kalıyor. Harika bir krem. Nereden aldığını bilmiyorum ama yurt dışından getirdiğini biliyorum. Ondan almıştım onun yanına gidince. Bir tane daha şöyle bir krem verdi. Yine aynı markanın. Bunu da kullanmaya kıyamıyorum. Çünkü küçük ve bitecek oldukları için korkuyorum arkadaşlar. Burada size gösterebileceğim başka en memnun olduğum. Şunları mesela yeni aldım. Gratisten setler. Fırça setleri arkadaşlar. Daha hiç kullanmadım. Burada cam törpüm var. Bunu iyi ki almışım. Bundan çok memnunum mesela. Ben mesela çoğunlukla kaşlarımı ve kirpiklerimi çok tararım. O yüzden bu fırça benim için olmazsa olmazdır. Aslında şu kıllı kısmını daha çok kullanırım kaşlarımda. Bayağı bir güzel oluyor kaşlar tarandığı zaman. Bir de arkadaşlar şu markanın rimelini çok beğendim. Artık zaten bitmek üzere. Maybelline'in kakao kokulu rimeli. Gerçekten çok memnun kaldım. Bunu ben A101'den indirimli almıştım. Çünkü biliyorsunuz Maybelline'in ürünleri çok pahalı oluyor. Ama denk getirdiğinizde indirimli bir şekilde bayağı uygun fiyata satın alabiliyorsunuz. Bunu Eclipse gratisten almıştım. Geçen gün daha açmadım arkadaşlar. Burada böyle duruyor. Burada en çok kullandığım ojelerim. Geçen gün ojelerimi ayırt ettim. Yani kuruyanları attım arkadaşlar. Burada da sağlam olanlar duruyor. Yine bir Bebantol'ün onarıcı bakım merhemi. Bu da çok kuru. Ciltler ve tahrişe yakın bölgelerin bakımı için diyor arkadaşlar. Bu da çok şey bir ürün, yani tasarruflu bir ürün. En çok kullandığım tarağım burada. Bu tarağımdan gerçekten çok memnunum. Saçı ne kırıyor ne dolaştırıyor. Çok güzel tarıyor gerçekten. Bundan da çok memnunum. Buraya da takma tırnaklarımı koydum. Yapıştırıcım, takma tırnaklarım, tırnak makasım. Bu sepetimin içinde duruyor arkadaşlar. Sıklıkla takma tırnak yaptığımı biliyorsunuz zaten. Burada mesela daha öncesinden aldığım BB Beauty'nin makyaj temizleme suyu arkadaşlar. Bundan da çok memnunum. Çok güzel bir şekilde temizliyor ve harika bir kokusu var. Bunu da bayağı indirimli almıştım gratisten. Şundan çok fazla memnun kalmadım. Bir daha almayacağım bir fondöten. Wet n Wild'ın fondöteni. Bu da zaten bitti gibi bir şey. Çok az kaldı. Şunu sizin önerinize göre aldım. Bundan çok memnun kaldım. BB Beauty'nin vücut spreyi, mavi olanı özellikle tavsiye etmiştiniz. İyi ki almışım. Harika bir kokusu var. Ben bunun ilk olarak turuncu olanını almıştım. Ama bundan da çok memnun kaldım. Şu gül suyu spreyini de gratisten almıştım arkadaşlar. Bunu da düzenli olarak kullanıyorum. Gerçekten tonik etkisi yarattığı için cildi yatıştırıyor. Şundan çok memnun kaldım arkadaşlar. Zaya'nın süt toniği. Hem makyajı temizliyor hem de cildinizi çok güzel bir şekilde nemlendiriyor. Bir daha alır mıyım? Tabii ki alırım. Çok memnun kaldım. Glisin şu saç bakım kremi çok güzel. Kokusu efsane. Bundan da çok memnunum. Zaten Glisin saç kremleriyle aşk yaşıyorum diyebilirim arkadaşlar. Dedikten sonra tabii ki bu ürünleri göstermesem olmaz. Glisin şurada bir tane daha saç kremi var. En çok kullandığım rengi bu. O rengi diğer rengi. Şununla aşk yaşıyorum arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel bir saç kremi ki. Saç serumu ki pardon. Sıkar sıkmaz böyle deli bir parlaklık, deli bir yumuşaklık, deli bir nemlilik hissi ve aynı zamanda saçlarınızın çok güzel bir şekilde taranmasına sebep oluyor. Bu da zaten benim uzun zamandır kullandığım Pantene'in yağ terapisi. Bu da aynı şekilde düşürmeseydik iyi olurdu. Zayıf ve yıpranmış saçlara yönelik bir ürün arkadaşlar. Bu da serum. Bu da krem hali L'Oreal Elsevier. Bu da duştan çıktıktan sonra arkadaşlar saç uçlarınıza ve saçların boylarına sürüyorsunuz. Harika bir nemlilik, harika bir koku ve parlaklık veriyor. Bunu daha tam olarak kullanmadım. Hatta hiç kullanmadım. Daha yeni aldım. Bunun bir tanesini çekilişte size koydum. Bunu da arkadaşlar kendime ayırdım. Aslında bunu da şey yapabilirim. Birazdan maske yapacağım. Bunu da yapabilirim ama şunu da yapabilirim. Neyse az önce gösterdiğim maskeyi yapayım arkadaşlar. Dedikten sonra şu an size gösterdiğim ürünlerde büyük ihtimal memnun olmadığım hiçbir ürün yok gibi. Çünkü hepsi benim memnun olduğum ürünler. Memnun olmadığım tek tek ürün vardır. Onları da zaten ilerleyen videolarda tekrar sizle paylaşıyor olacağım. Hadi bakalım şimdi maske zamanı.
Şimdi sizi böyle karşıma aldım. Şu maskeyi yapacağız arkadaşlar. Öncelikle hemen maskeden bahsetmek istiyorum. Vitamin maskesi diyor. Vitamin C içeriyormuş. Nemlendirme ve ışıltı özellikli. Kullanımı cildinizi tonik veya serumla temizleyiniz. Maskeyi açınız. Dudak ve göz boşluklarına dikkat ederek maskeyi yüzünüze yerleştiriniz. 15-20 dakika beklettikten sonra nazikçe kaldırınız. Cildinizde kalan solüsyonu masaj yaparak yediriniz diyor. Durulamanıza gerek yok diyor. Hemen yapmak istiyorum. Şimdi hemen açalım.